Dadaşlar diyarı Erzurum'u gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Azizye. Termal tesisleriyle bölgenin önemli çekim merkezlerinden biri olan Azizye, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan önderliğinde önemli bir gelişim sürecine girmiş. Tabii Azizye denince akla Erzurum'da her zaman tabyalardan dolayı bir kurtuluş mücadelesi geliyor. Azizye şehrin batısında yer alan ve gelişmesine sürekli devam eden ilçelerimizden bir tanesi. Ben Erzurum'un göz bebeği olarak nitelendiriyorum Azizye'yi. Hem Ilıca var hem Dadaşkent var. Biz her ikisini de ayrı ayrı ele alıyoruz. Ilıca termal tesislerimizin bulunduğu ve yeraltı zenginliğinin olduğu bir yerleşim merkezimiz. Dadaşkent ise ilçemizin parlayan yüzü ve Erzurum'un şu anda gelişmekte olan en güzel bölgelerinden bir tanesi. Bunların ikisini farklı farklı ele alıp ona göre değerlendirmeler yapıyoruz ki bu zamana kadar ilçemizin hem vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda hem de bundan sonraki süreçte vizyoner bir bakış açısıyla ilçemize baktığımızda hangi projeleri geliştirebiliriz, o açıdan değerlendirip projelerimizi yapıyoruz. Önceliğimiz ilçemizde Ilıca bölgemizin kentsel dönüşümle birlikte yeni bir yüze kavuşmasını sağlamak. Biz Ilıca'da termal tesislerimize de çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Ve istiyoruz ki Erzurum denince akla hep kış, kayak ve kış sporları geliyor. Ama Erzurum'da turizmle ilgili bir termal turizmin de olduğunu biz buradan duyurmak istiyoruz. Türkiye'de çok az noktaya nasip olan bir özelliktir bu. Gündüz kayak yaptıktan sonra akşam kayağın o yorgunluğunu termal suyla atabileceğiniz çok az bölge vardır Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de Erzurum ve Ilıca. Çünkü Ilıca tesislerimizin bulunduğu nokta kayak merkezlerimize çok yakın bir mesafede. Palandöken kayak merkezine 14 kilometre, Konaklı kayak merkezine 21 kilometre mesafede ve Erzurum havaalanına 5,5 kilometre mesafede. Çok stratejik bir konumu var. Dolayısıyla bizler termal tesislerimize bu anlamda önem veriyoruz ve hem yatırımcılara çağrı yapıyoruz termal yatırımlar noktasında hem de kayak severleri Erzurum'da kayak yapmaya davet ederken Ilıca'da da termal tesislerimizde hoşça vakit geçirebileceklerinin üzerine vurgu yapıyoruz. İlçenin tanıtımı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muhammed Cevdet Orhan, turizm alanında birçok çalışmaya da imza atmış. Erzurum termal su kaynakları bakımından oldukça zengin. Azizye ilçesinde yer alan Ilıca termal tesisleri, termal suyun özellikleri ve ulaşım kolaylığı bakımından en çok tercih edilen tesisler arasında yer alıyor. Termal tesislerimizde vatandaşlarımızın yararlanabileceği 4-5 tane kampüsün içerisinde bulunan kompleksle birlikte hizmet vermekteyiz. Birincisi burada otelimiz var. 120 yatak kapasiteli bir otelde konaklama hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda havuzlarımız var. Bayan erkek ve özel havuzlarımız ayrı ayrı. Burada da hem otel müşterilerimiz hem günübirlik müşterilerimiz gelip termal suyun faydalarından yararlanabiliyorlar. Ayrıca yine otelimize bağlı olarak özel aile kabinlerimiz var. Buradan da hem otel müşterilerimiz hem de günübirlik müşterilerimiz gelip aile kabinlerinden 5 yıldızlı konfor hiçbir şekilde eksik olmadan kendileri termal suyumuzun vermiş olduğu bütün nimetlerden yararlanabiliyorlar ve faydalanıyorlar. Ayrıca biz tabii bu şekilde termal kompleksimizi hep yenileme ve bu anlamda vatandaşlarımızın konforunun daha da elverişli bir hale getirme çabası içerisindeyiz. Otelimiz yeni bir görünüme kavuştu. Aile kabinlerimiz zaten standartları olarak baktığımız zaman çok çok üst düzeyde bir standartlara sahip. Aynı zamanda havuzlarımız da yine vatandaşlarımıza üst düzey konforda bir hizmet veriyor. Günübirlik müşterilerle, yurt içinden, yurt dışından gelen misafirlerle burada Ilıca'da termal keyfi yaşatıyoruz gelen müşterilerimize. Ilıca termal suyunun içerisinde barındırdığı çeşitli mineraller nedeniyle bazı rahatsızlıklara iyi geldiği söyleniyor. Öncelikli olarak Ilıca'daki termal suyu en faydalı özelliği eklem rahatsızlıklarına çok iyi gelmesi. Aynı zamanda cilt ve deri rahatsızlıklarına çok iyi gelmesi. Bunun yanı sıra böbrek taşı ile ilgili problem yaşayan vatandaşlarımızın da
Ilıca'da bizim suyumuzdan faydalandıkları zaman çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini biliyoruz. Bunlar tabii bilinen özellikleri. Şimdi Ilıca'yı tarihi açısından değerlendirdiğiniz zaman Ilıca'nın çok eski ve köklü bir tarihi var. Ta Yavuz Sultan Selim Han ordusunu burada konaklatmış ve buradan savaşa gitmiş. Dolayısıyla bu köklü tarih içerisinde bizim bilmediğimiz, halk içerisinde yaygınlaşmış birçok hastalığa da iyi geliyor. Ama biz kısaca şöyle söylüyoruz. Hem bu tür problemler ve bu tür rahatsızlığı olanlar geliyorlar. Ilıca'dan, bizim termal suyumuzdan, şifalı suyumuzdan faydalanıyorlar. Hem de zinde kalmak isteyenler, haftayı böyle enerjik bir şekilde başlamak isteyenler haftanın belli günlerinde gelip bizim termal sularımızdan yararlanıyorlar. Bu da ayrı bir özelliği tabii sularımızın. Adeta yatırım merkezi haline gelmiş Ilıca, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla cazibe merkezi olma özelliğini sürdürecek gibi görünüyor. Biz buradan iki çağrı yapacağız. Birincisi yatırımcılara çağrı yapacağız. Gelin Ilıca'ya, hem cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Erzurum'da bir termal otel, bir termal tesis yatırımı yapın. Biz Azize Belediyesi olarak bu yatırımı yapacak bütün yatırımcıların önünü açacağımızı söylüyoruz. İkinci çağrımız da yine Erzurum'a gelmek isteyen ve Erzurum'a gelip de burada vakit geçirenleri Ilıca'ya davet ediyoruz. Ilıca'da termal tesislerimizde, termal otelimizde çok rahat, kaliteli vakit geçirebilirler. Hem kış sezonunda hem kış sezonunun bitiminde kayak keyfiyle birlikte termal keyfi yaşayabilecekleri nadir noktalardan bir tanesidir Ilıca. Biz hem kayak için gelen kayak severleri davet ediyoruz, hem de kayak sezonu bittikten sonra termal sezonumuz hiçbir zaman kapanmıyor. Yazın da bir başka güzelliği var. Bahar aylarında ve yaz aylarında da 2017 yılı içerisinde yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz inşallah buraya.